Herkes girişimci olamaz. Bir insanın belli özellikleri vardır. Kimisi bir işin yöneticiliğindeydir, kimisi bir işin liderliğindeydir, kimisi bir işin çalışanlığında iyidir. Anlatabildim mi yani? Hmm. Bu, bu bir gerçek. Kesinlikle, kesinlikle. Herkes her işi yapamaz. Öncelikle yani bunu söyleyeyim abi. Herkes her işi yapamaz. Benim işte yanımdaki girişimci arkadaşlarım, dostlarımızın, ekibimizin hiç kimsenin motivasyonu para değil. Yani zengin olmak için girişimci olacaksan geçmişler olsun kardeşim. Sen günün sonunda beyannamelerle, SGK ile, vergilerle, işte al e, muhasebeyle uğraşan, mücadele eden bir insan halinde kalacaksın yani. Bu bir gerçek. Ha, kazanırsın. Cebine bir şeyler kalır. Hayallerini gerçekleştirebilir misin? Belki evet. Ama günün sonunda bu hikaye e, bir kağıt parçası olarak kalacak. Anlatabildim mi? Bizim hikayemiz gibi olmayacak yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Kolay diye kanalına hoş geldiniz. Bugün Öyle Değil'in farklı bir konseptiyle karşınızdayız. Bugün karşımızda yerler değişti birazcık. Batuhan <laughs> Tosunoğlu var. Kartel'in kurucusu ve CEO'su. Hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş çok sağ olun. gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler davet teşekkür ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan geldim buraya. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu konsepti biraz daha böyle bir değiştiriyoruz. Daha işte muhabbetlerimize bu tarz girişimcileri, işte e, bu konularda bilgi sahibi olan insanları da davet edeceğiz. Muhabbeti biraz daha derinleştirelim istiyoruz. A, bugün senden bayağı bir bilgi almaya çalışacağız. E, bizim kitle seni aslında biliyor. Daha evet. önceden gördüğü videolarda. Doğru. E, biraz daha işin, daha arka plana neler var? Daha Hı. işte background'unda daha ne kadar çileleri var, ne kadar zorlukları var? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Tabii güzel yanlarından da bahsederiz ama Tabii. biraz böyle açık muhabbet gibi bir şey olacak bu. Okay. Şeffaf evet. olmamı istiyor Aynen öyle yani. abi kesinlikle. Tamam. Rahat ol. <gülüyor> Oluruz. <gülüyor> <gülüyor> abi öncelikle şimdi senin tam olarak ne yaptığını tekrardan bir öğrenmek isteriz aslında. Nereden başladın? Oraları falan alalım senden. Daha sonrasında biraz daha böyle derinleştiririz. Tabii. Ee, biraz şöyle bir girişimcilik hayatımdan bahsedeyim. Ee, böyle çok fazla mecrada da aslında bahsetme fırsatım da olmayan şeyler. O yüzden teşekkür ediyorum. Hani beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür için. ederiz abi. Teşekkür ederiz. Ne demek ee, ben aslında 14... 15 yaşlarımdan beri girişimcilikle meşgulüm. Ama tabii şimdi girişimcilik dediğimizde herkesin aklına böyle teknoloji tabanlı işler vesaire geldiği için şimdi bir geleneksel girişimcilik var. Normal bildiğim esnaflık yani değil mi? E, açarsın dükkanını, satarsın malını. Bir de teknoloji tabanlı işler var. Bunlar da böyle iyi bir fikrin teknolojiyle ölçeklenme meselesi. Teknolojiyi kullanarak 100 kişiyle yapacağınız işi 5 kişiyle yaparsınız. İş ölçeklenir, kar marjı yüksektir. Yürür gidersiniz, doğru mu? Ben doğru. bunun yüzde 50 50 neredeyse ikisinde de var oldum bugüne kadar girişimcilik hayatımda. Ama benim girişimcilik serüvenim e, hem aile mes aile işimizden, e, hem taşımacılık sektörü olan aile işimizden, hem de benim tamamen okulda kendi uğraşlarımla o günün trendlerinde yaptığım geleneksel geleneksel girişimcilikten gelen tecrübelerdi aslında. Hmm. E şöyle bir bakacak olursak. Ee, i̇lk yaptığım işe ben telefon. O zamanlar telefon hani böyle E250'lerin falan yeni patladığı sürekli telefoncuya gidip temizlettiğim falan dönemler var ya. Hı hı. ya. ben o zaman da batarya da satıyordum. Telefon kabı da satıyordum. Kasası da satıyordum. Telefon al ver de yapıyordum mesela. Ticaret yapıyordun değil mi? Tabii canım ben yani al sat yani ticareti çok seviyordum ben. Dolayısıyla hep o zamanın trendiyle ilgili bir şeyler yapmaya e, hevesliydim. CD sattığım zamanlar da oldu benim anlatabiliyor muyum? Yani o günün şartlarında benim heyecanım motivasyonum o zamanın trendiyle neyi getirecekse ben onu denedim ha biraz daha ileri gidersen biraz daha böyle lise son üniversite başlarına doğru e, aileden gelen otobüsçü kişi vardı mesela. 70-80 tane otobüsü 300-400 kişiyle yönettiğim, çalıştığım zamanlar da oldu. Anlatabilirim ya patronculuktan bahsetmiyorum. Bir çalışan, bir yönetici olarak o ekibe liderlik ettiğim zamanlar da oldu. Benim asıl hikayelerim zaten burada. Yani kartel bu hikayelerin en temiz olanı diyebilirim sizlere. Anlatabilirim <laughs> mi? En tertemiz bir sayfa yani kartel. o yüzden böyle bir hani info vermiş olursam baştan sona kadar aslında 12-13 kere sıçradığım... Defalarca denediğim, zarar ettiğim, genelde de çoğundan çok fazla para kazanmadan e, bitirip yenisini denemeye başladığım hikayelerim oldu diyebilirim sizlere. Bu kaçıncı abi peki aşağı yukarı kartal? Abi geçen e, bir saydık e, arkadaşımla, onu anlatırken saydım. 12 kere sıçramışım 13. kartal. Yani 12 <laughs> kere bir deneme yapmışım. E, hani 12 kez battım diyebilir miyim? Diyemeyebilirim ama 12 kez denedip deneyip, başarısız olduğum e, işlerim var. 13. kartel diyebilirim sizlere. Öyle şık deyince olmuyor değil mi? Yani yani i̇mkansız. Bayağı bir Yalan. arkada çok çile var yani. <laughs> Öyle bir şey yok. Peki daha önce bir yerde çalıştın mı abi? Yani herhangi düzenli bir startupta <laughs> ya da herhangi bir kurumsal bir yerde çalıştın mı? Abi şöyle e, bir tane aslında hem benim e, potansiyel bir hissedar olduğum bir startupta biraz daha çalışan havasında çalıştığım dönemler oldu. Yani bu 2019 pandemiye kadar olan ki <laughs> Ee, bir senelik dönemde biz bir araç çağırma uygulaması yapmıştık. Ee, adı da Zapindi. Orada 8 bin araçta Uber gibi aracı çağırıyordun, gelip seni alıyordu, istediğin yere şehirler arası, şehir içi gidebiliyordun. Orada biraz daha çalışan modundaydım. Ee, ama yine işin sahibi gibiydim. Hani Prolog tamamen benim elimdeydi. Ben yönetiyordum. Diyebilirim. Yani bir Peki, tane aslında yani. Neden girişimcilik abi yani? hani? şeyle devam edebilirdin o kurumsal hayata ya da startup hayatına. Aslında çok iyi beyaz teklifler yaka. geldi. Beyaz ya evet. beyaz ek olarak değil de ya ben şimdi bir, bir işi hani kendi işim gibi sahiplenip yönetebilme aşkım olduğu için mesela o işte insanlar şey yapıyorlar hani al abi anahtar senin olsun. Sen bunu ayağa kaldırırsın zaten gibisinden ama ben yani zamanımız çok değerli. Zaman çok hızlı geçiyor. Ben her zaman e ya yani kendi işini yapma motivasyonu değil ama bir ekiple beraber bir fikri hayata geçirip onu hızlı büyütecek bir iş yapmak istiyordum her zaman. E şimdi sen restorancılık yaparsan abi 100 tane 100 tane restoran zincirin değil mi? Ajantan ol işte ne diyorlar ona? Şube. Şube. Aynen şurada, Şube öyle. olduğunu farz edelim. Şimdi bunu yapabilirsin ama bu bine çıkacak bir şey değil restorancılık. Anlatabildim mi? Ki yüze gelene kadar da çok ciddi bir sermaye lazım. Dolayısıyla ben bu tarz bir iş yapmak istediğim için biraz daha teknoloji tabanlı işlere son 3 senedir evrildim, kaydım. E, hep ilişkim vardı teknolojiyle. Dolayısıyla şimdi burada şansımı deniyorum. E, sorun neydi abi? <laughs> <laughs> Hayalleri de aldım. Neden girişimcilik? Neden girişimcilik? Abi şöyle şimdi. Bu tamamen karakter meselesi. Buradan açık söyleyeyim. Bir insan... Herkes girişimci olamaz. Bir insanın belli özellikleri vardır. Kimisi bir işin yöneticiliğindeydir, kimisi bir işin liderliğindeydir, kimisi bir işin çalışanlığında iyidir. Anlatabildim mi yani? Hı, bu, bu bir gerçek. gerçek, gerçek herkese işi yapamaz. Öncelikle yani bunu söyleyeyim abi herkese işi yapamaz. Bunu ben söylemiştim abi <laughs> baya kötü yorum geldi. İşte <laughs> ona Hadi bakalım demek bakalım yeni bir linç, <gülüyor> <gülüyor> yeni bir linç konumuz daha oldu. Ama ya yani bunu ben şey anlamında söylemiştim. Herkesin bunu yapmasına gerek yok. Hani bazılarımız çalışanda olabilir. Hani bu bir karakter meselesi, yapı meselesi. Tabii. Bunu kaldırmayabilir bünyen diye hani böyle bahsetmiştim. <laughs> bu biraz tabii yanlış anlaşılabiliyor hani. Bak şöyle anlatalım. Hedeflerden vazgeçme anlamında bir şey değil aslında bu ama. Kesinlikle. Şimdi çalışan olmak dedin ya. Şimdi ben geldim diyelim buraya, tamam mı? Benim buradaki işim ne abi? Ben bu ışığı çok iyi tutan olarak beni işe aldınız tamam mı? E-ticaret Türkiye'de öyle değil de beni işe aldınız. Şimdi benim işim ne günün sonunda? Ben bu ışığı çok iyi tutmalıyım değil mi? Şimdi ben buranın bir çalışanı mıyım? Değil mi? Personeliyim değil mi? Çalışıyorum maaşımı veriyorsunuz bana. Hı hı. Şimdi ben bu ışığı çok iyi tutarsam yarın öbür gün siz bana ya şu işin ucundan da tut diye bu kameradan da bana vermez misiniz? ya Biraz da kameraya bak diye. Tabii. Sonra ben bu kamerayı da çok iyi tutarsam abi. 6 ay sonra sen bana gelip de bir şey editlerken gelip sormaz mısın ya Batuhan? Bu kamerayı da sen tutmuştun da. Ya şu açıyı mı koysak, bu açıyı mı koysak diye. Ya demez misiniz Allah aşkına? Şimdi ben diyorum ki girişimci olmasaydım bir restoranın bir restoranda garson olsaydım. Tamam hep restoran örneği verdik de neyse herkes anlasın diye. Bir restoranda garson olsaydım ben iddia ediyorum abi. 2 aya o salonun şefi 6 aya ben o restoranın müdürü olurdum. Çünkü neden? Ben bu işi çok iyi tutuyorum. Ben bu kamerayı çok iyi çekiyorum. Ben işimi çok iyi yapmayı seviyorum. Anlatabildim mi? Ben o yüzden işi nasıl yapacağımı, nasıl yapma ya yani sevdiğimi, işi yapmayı sevdiğimi bir kenara koy. Ee, nasıl işte bu execution hikayesi var hani Hı. iyi yönetmek, iyi uygulamak. Ben iyi yöneten ve uygulayan kısmında olduğum için girişimciyim abi. Senin soruna gelirsek. Anlatabildim mi? Yani ben iyi bir girişimci olmamın sebebi ekibi ...iyi yönetmem... ...işi nasıl yapılabileceğini onlara öğretip gösterebilmem... ...ve motivasyonu sağlamam... ...yani bu çalışan olma hikayesinde... ...dönecek olursak... ...çalışan olduğun zaman... ...sen buranın bir amelesi personeli olmuyorsun abi... ...sen buraya değer katan... ...bu ışık ve bu kamerayı iyi tutan kısımdaki... ...değerli bir insan oluyorsun... İnsanlar bunu anlamıyorlar... ...anlatabildim evet. mi? ...önce... ...elindeki işi yapman lazım... ...elindeki işi iyi yaparsan... ...zaten kapılar sana tak 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 açılıyor... İnsanlar zannediyor Gerçekten. ki hemen tepeden başlayayım, hemen görev sorumluluk alayım. Ya sen önce bu ışığı tutabiliyor musun bakalım? Sen bu ışığı bir tut bakalım, öğren ondan sonra girişimciliğe, sonra bunu satmaya geçersin. Anladın tabii, mı? Tabii. Sonra bunu satarsın Abi işte yani. oradaki esas kritik nokta yaptığın işi hakkıyla en iyi şekilde yapma motivasyonun olması. Yoksa her iki işin de mesela getirisi var götürüsü var. Evet. Şimdi girişimcilikte de çok çalışman gerekiyor işte. Normal bir kariyerde de çok fazla çalışman gerekiyor Kesin ama... Mi? Girişimcilikte mesela bunun çok fazla eksileri de var. Yani çok fazla götürüsü var. Belki bir çalışandan çok daha az sosyal hayatın tabii, var. Tabii, tabii, çok tabii, daha tabii. az tatil yapıyorsun. şimdi insanlar hep böyle şeyi görüyor. Sosyal medyadaki Abi, gezme tozluyu görüyor. Elinde hep pipet şey bir bardak <laughs> e, kokteyl. E, evde elimizde <laughs> pro ile biz ekran başında şeyi takip ediyoruz zannediyorlar yani, da. Aynen öyle de sanıyorlar ama Keşke. asla öyle değil. Evet. Hani bunların da birazcık böyle iç yüzünü falan görmek gerekiyor. Biz işte Enes'le falan artık Hı -hı. çok tanışıyoruz ediyoruz evet. böyle bir sürü ile vesaire işte şirket sahibiyle. Hı -hı. Hani görüyoruz insanların çok daha e, dar bir hayatları var aslında. Evet, evet, bir ya. şey için, bir hedef için kendi yani, özel hayatlarından, aile hayatlarından evet, çok fazla Kesinlikle. şeyden feragat ediyorlar. E, bunları da ele almak gerekiyor. Burada tamamen tercih yani. Hani karakter evet. meselesi dediğimiz o. yani Yoksa ne yapıyorsan yap, en iyisini yapman gerekiyor. Evet. Çok çalışman gerekiyor. ...burada opsiyon bu tamamen. hani Çalışan olmakla hmm. şirket sahip olmak... Hmm. ...işte bu tamamen bölüm... ...burada oluyor yani. Kesinlikle abi yani şöyle ben... ...mesela şimdi işte liseden... ...üniversiteden arkadaşlarımın hayatlarına... ...bakıyorum abi bu ne sosyallik? <laughs> bu bu ne <laughs> kadar güzel bir hayat. Tatile gidiyorlar. Ee, yüzmeye gidiyorlar. Kayağa gidiyorlar. Yurt dışına partiye gidiyorlar. Her cuma cumartesi... kilyoslarda, Şileler'de... ...maslak bilmem nelerde... ...partiliyorlar. Anladın nasıl, nasıl mı? Nasıl gidiyorlar değil mi ya? Abi birincisi parayı geç. Psikolojik olarak ben inanın... ...yetişemiyorum abi. Ben akşam 10'da 10.30'da... ...11'de uyumayı seven... ...sabah 6.30'da heyecanla işinin başına geçip... ...bilgisayarı açıp geceden ne sattık... ...transaction'dan nasıl diye... ...bakmayı seven, işimi yönetmeyi seven... ...bunun karşılığında da... ...çok çalışmanın... E, ...böyle... Hani motivasyonun karşılığında da ben şey demiyorum, aynı anda olsun demiyorum. Hem gece dışarı çıkayım, hem kız arkadaşım olsun, hem işte yurt dışlarına tatillere gideyim, kayaklara gideyim, sporları yapayım. Ya spor yapmayı tabii ayrı tutmak lazım ama hani tabii. biraz daha bu günde 6 saat spor olmaz, bir saat olur biliyorsun. Ha. Dolayısıyla şimdi baktığım zaman beni içimi şey yapmıyor böyle. Böyle rahatsız etmiyor anlatabildim hı hı. mi? Çünkü benim bir motivasyonum var abi. Tek bir motivasyonum, tek bir odağım, tek bir işim var abi. O da günün sonunda kartel. Anlatabildim mi? Ben şu anda hedefim bu. Yani benim motivasyonum da belli. Konsantrasyonum da belli. Ekibimin, kurucu ekibimin, işte ekip arkadaşlarımızın motivasyonu da belli. Ben zaten herkese açık açık söylüyorum abi. Yani bak düğünden bahsettim değil mi? Şimdi kuzenimin düğünü mesela hani. Üçüncü dereceden bir akrabam olsa gitmeyeceğim abi. Gidemiyorum çünkü anlatabildim mi? Yola çıkacaksın, geleceksin, hazırlanacaksın. Tabii ki insanlar çok değerli. Tabii ki insanların hayatımızda bir önem var ama bunun yanında benim arkamda 50-60 kişi de benim her gün var. değil mi? Ee, evet. bir orkestra şefi gibi her gün e, bu işi daha da nasıl büyütürüz <laughs> diye beklememi <laughs> bekliyorlar. Ya çalışmamı <laughs> bekliyorlar. On benden bir şey bekliyorlar. Dolayısıyla ben bu motivasyonda, bu bilinçle, bu sorumlulukla devam ediyorum. Peki abi o zaman şey mi? ...herkes girişimci olabilir sorusuna... Bak, ...aslında herkes... yalnız verdin yani. Ya verdim herkes girişimci olmasın abi zaten. Tabii Yani bak her herkes yani, üniversitede de okumasın. Yok şey... Ben sana söyleyeyim. Muhabbeti var ya abi işte... <laughs> ...patronuma mı çalışacağım... ...kendi işimi yaparım... ...muhabbeti var ya... ...biraz da oraya değinebiliriz aslında. Abi şimdi şöyle düşünüyorum... ...bir insanın zaten karakterinde varsa... ...benim gibi... ...girişimcilik... <laughs> ...bak girişimci olunmaz... ...girişimci doğulur kardeşim. Tamam. Ben... 7-8 yaşında da girişimciydim. Kendi çapım. O zaman ilkokulda neydi abi? Diyorum size bak CD mi vardı? CD satıyordum ben. Yani hani girişimciliği de bir şey satmak da çok fazla böyle böyle bağlaştırmamak lazım. Hani farklı girişimcilik tipleri var tabii ki ama. musun ama yani? Mo motivasyonum evet. o şekilde anlatabilir mi? Bir şeyleri. Sen ortadaki bir problemi çözüm <laughs> Abi, hmm. e, ağzına aynen, evet, aynen. Ben problem çözüyorum. O zaman insanların ne ihtiyacı var? <laughs> CD ihtiyacı. var. <laughs> CD ihtiyacı var. Ben CD'yi satıyorum anladın mı yani? Hani bu girişimcilik motivasyonu böyle bir şey. Ama oradaki motivasyon da abi şunu da ayırmak lazım. Hak verin bana. Para kazanma motivasyonuyla girişimcilik motivasyonu çok ayrı Tabii bir şey. Ki. Evet, evet. Bak ben para, parayı gerçekten paradan nefret eden bir insanım. Ben nakit kullanmayan bir insanım abi. Çünkü ...somut olarak parayı seven bir insan değilim ben. Ben sadece parayı bir araç olarak kullanıp... ...bu ülkeden, bu memleketten... ...daha büyük kitlelerin sorununu çözen... ...nasıl bir teknoloji çıkarırım diye çalışan bir insanım günün sonunda. Benim motivasyonum da para değil abi. İnsanlara hani bak buradan bana fırsat verdiğini söyleyeyim. Benim işte yanımdaki girişimci arkadaşlarım, dostlarımızın, ekibimizin... ...hiç kimsenin motivasyonu para değil... Yani zengin olmak için girişimci olacaksan geçmişler olsun kardeşim. Sen günün sonunda beyannamelerle, SGK ile, vergilerle, işte al, e, muhasebeyle uğraşan, mücadele eden bir insan halinde kalacaksın yani. Bu bir gerçek. Ha, kazanırsın, cebine bir şeyler kalır, hayallerini gerçekleştirebilir misin? Belki evet. Ama günün sonunda bu hikaye bir kağıt parçası olarak kalacak. Anlatabildim mi? Bizim hikayemiz gibi olmayacak yani. Tekrar söylüyorum. Para bir motivasyon kaynağı olmamalı asla. Para motivasyonuyla belli bir zamana kadar zaten ilerletebilirsin bence. Aynı Kesinlikle. şekilde maaş motivasyonu da yani. Kesinlikle abi. Evet. Tutamazsın yani adamı. Bitiyor çünkü tabii abi tabii. harcadın. Bugün abi çok büyük maaş alsan ne yapabilirsin tabii, tabii. ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah aşkına. Tabii yani abi. Hani bu maaşı aslında bazı şeylerden feragat edip bir yatırıma çevirip. Oradan bir şeyler kazanmaya başladığın zaman hayırlı olsun abi. Bir şeyler başarmış olursun yani. Hani yüksek bir maaş almak başarı değil bence. Ya da çok para kazanmak, zengin olmak bir başarı değil. Abi bir de şöyle bir şey de var. Şu anda inanılmaz bir böyle girişimcilik furyası var. Herkes <laughs> işte bir startup kuruyor. İşte birkaç, üç, dört arkadaş birleşelim yazılımcı işte bir bir şeyler yapalım falan olayı var. Ama herkesin kafasında o şeyler var. İşte çok güzel ofisler işte iyi teknokentlerde güzel ortamlar vesaire evet yani bunlar olabilir ama mesela bunların olmadığı durumda ne yapacaksın diye de bir düşünmek gerekiyor o senaryo atıyorum seni şu anda abi ofisinden alsak bir tane depoya koysak sen o depoda da o işi devam ettirmek için elinden geleni yaparsın yani ortam önemli evet. değil hani o işte tamam. ee, o görüntü. görüntü değil yani Aynen değil evet, olay o görüntü değil. İnsanlarda birazcık o var işte o network'ün içine gireyim. Hı -hı. Ben de gideyim bir yerlerde olayım evet. falan filan. Reklam modu ya. Yani. Mevzu yani. o değil yani aslında. İnsanlar onu çok seviyor şu anda ama o işin aslında finalindeki nokta yani. Hani bir yere geldiğinde bir noktaya geldiğinde o hedefi ulaşmaya başladığında olacağın yerler oralar evet. Ama başlangıçta öyle bir dünya yok yani. Varsa bir sermayen bir şeyin abi evet ofisini tutarsın vesaire ama gerektiği durumda da sen onu böyle bir kazan dairesinde yapabilir misin gerçekten? Hani bunu... Bu arada Amazon'un ilk ofisi yalan değil yani hakikaten o da doğru bir senaryo. Aynı yollardan aynı yolla. Yani, yani çok evet. Bunlar işte düşünülmesi gereken kritik noktalar diye düşünüyorum ben. Abi girişimciler var böyle yatırım turları kapatıyorlar falan mesela ben bakıyorum bizim rakiplere abi bilmem ne plazalarda bilmem 500 metrekare ofisler çalışanlar işte sınırsız kahve Starbucks'tan makine koymuş falan böyle <laughs> ya kardeşim sen dur ne yapıyorsun sen Amerika'yı yeniden mi keşfetiyorsun? Sen lastiği mi buldun abi? Sen ateşi mi buldun? Hani bir icat mı yaptın? Yani miyim? Mi? Yani Bu görüntü olayları yani yeni giri yani girişimci adayları arkadaşlara söylüyorum arkadaşlar görüntüye takılmayın. Yani görüntü günün sonunda belki bir noktaya kadar insanların size olan e, bakış açısını değişip belki bir iki işi ufak daha kolay bağlamanızı sağlayacaktır. Ama biz bak mesela Kartal'la bizim hala şu an iş ihtiyacı olan fiziksel alan kullanımları hariç benim bir ofisim yok abi. Benim böyle bir masam yok. Benim ofisim evim. Ya ben eve zaten kira ödüyorum. Bir de gidip ofise mi kira ödeyeyim abi? Yani <laughs> hani böyle böyle yani kolay zannediyorlar ama gerçekten imkansız abi. Hem ofise kira ödeyeyim hem eve kira ödeyeyim. Hem evimde kahve makinesi olsun hem ofisimde de Starbucks olsun. Yani buraları ayırt etmenin vakti geldi bence. Evet. Hele Türkiye'deki gibi bir enflasyonist ortamda. Abi evinden mi yapabiliyorsun? ...okulundan mı yapabiliyorsun? Sokaktan mı yapabiliyorsun? Bir şey yapmaya başlarsan... ...neyi, nerede, ne zaman yaptığının... ...yani nerede yaptığının bir önemi yok en azından. Anlatabildim evet, mi? Evet, Bak evet. ben tekrar söylüyorum. İlk... ...biz bu işte... ...ilk iş modelini valide ederken... ...test zamanlarında... ...bir sene, bir buçuk sene... ...hep sokaklarda iş yaptık. Starbuckslardan çalıştık. Bak bir yanlış anlamayın arkadaşlar... ...bizim şirketimizde bugün... ...50-60 kişilik bir organizasyon. Ben bunun hala 40 kişi olana kadar ki kısmında... Starbucks'ta görüşme yapıyordum ya. Size ciddi söylüyorum bak. Hi Ama ya dua ediyordum ki insanlar abi bir ofise gelip de hani bir orada ziyaret edelim falan demesin diye dua ediyordum. Çünkü bir ofisim yok benim. Anladın mı? O masrafa giremem. Girmemeliyim. Benim onu işime yatırıp oradan daha geri, hızlı bir geri dönüş alabileceğim bir şekilde düşünüyor olmam lazım. Anlatabildim evet. mi? Evet. Paramızı boşa harcamamamız lazım yani. Peki abi bunun ıı, şehirle bir alakası var mı yani? İstanbul'da olmak gerekiyor mu mesela. Çok fazla çünkü atıyorum bize de çok soru geliyor. Başka <laughs> şehirlerden, doğudan vesaire, Karadeniz'den. Dışarıda bir Gaziantep'ten konuşmuştuk evet. az önce mesela. Evet. Abi şimdi şöyle bir cevaplamak lazım. Şart mı lazım? o şehir yani? Ya 10 sene önce deseydin abi, internet falan bu kadar işte herkesin evinde bilgisayar yokken, işte internet kafeden bir işini halletmeye çalıştığını farz edelim o zamanlar. Ya bir şeylere erişmek, bir şeylere ulaşmak çok zordu. Ama en basitinden söyleyeyim. Sen şimdi mesela Denizli'de, Afyon'da, Konya'da ticaret yapıyorsun diyelim tamam mı? İstanbul, Ankara ekosisteminden uzaksın. Bir şey sattığını düşünelim tamam mı? Bak en basitinden ben karteli senin şehrinde bir bilgisayar yazılımına kadar getirmişim. Lojistik problemini çözüyorum. Tamam mı? Ben oralara kadar gelebilmişim. Sen benim gibi çözümleri bulup bu işi uzaktan bir daha taşınma masrafı olmadan, gel git masrafı olmadan uzaktan nasıl gidebileceğini hesap etmen lazım. Ha en kötü ne olur abi? Her ay bir tane otobüs biletine para verirsin. Bütün görüşmelerini bir güne sığdırırsın. Sabah gelirsin, görüşürsün, akşam dönersin. Ha diyecekler ki ya anlatması kolay, söylemesi kolay. Kardeşim biz de yaptık bu işleri tamam. Yalan söylemiyoruz. Zaten kimse zor demiyor ki. Ya, ya, ya ama kolay demiyor ki zaten ya, kimse. Olmaması lazım zaten. Evet. Ha bir şey çok kolay gidiyorsa da kusura bakmasın ya. Yani. Orada, şey orada bir terslik vardır vardı. yani. Anlatabilirim. <laughs> Yanlış yoldasınız. Şey Bizim Discord kanalında da Hüseyin diye bir arkadaş var abi. <laughs> 14 kişi bir araya getirdi. 14'ü hiç birbirini görmedi ve şu an bir girişime girişti çocuk. Oradan devam ediyor. Sadece 14 kişiyle Discord'dan tanıştı yani. İşte bu kadar. Ya o istediğin zaman aslında e, şey diyorlar ya böyle günün her gün yanından yüzlerce binlerce fırsat geçer. Sen onlardan bir tanesini yakalarsan. Aynen öyle. Maçı Doğru. işi bitirirsin. Doğru. Olur bu iş falan diye. İşte öyle bir şey abi. Herkesin her gün yanından bence binlerce fırsat geçiyor. Benim bugün bak bir şey olduk demiyorum. Hala biz bir şeyleri deneyen bir şeylerin olup olmayacağını test eden hızlı büyüyen bir değer üreten bir şirketiz. Bugün biz bile hala 5 sene sonra tabii ki hayallerimiz çok büyük. Tabii ki gözümüz yükseklerde ama her an her şey olabilir. Ama biz ne yapıyoruz abi? Her gün yanımızdan geçen binlerce fırsatı en azından bir tanesinin farkında olup bir tanesini tutup onu hayata geçiriyoruz. ya Hikayeyi siz de yanımızdaydınız abi. Gördünüz <laughs> az çok biliyorsunuz evet, abi. Evet. İşte o fırsatı birazcık da değerlendirmek için abi çok Hazır olmak gerekiyordum. Yani fırsatı Çok görmüyorsun bile çünkü aslında. Kesinlikle. Şey Yok. vardır belki. Özür dilerim Hayır. Lafını böyle atıyorum. E, ya şu anki halim olsa da keşke o fırsatı değerlendirebilseydim dediğin şeyler var mı mesela? Ya iki sene önce atıyorum kaçırdığım bir şey aslında farkında bile değilmişsin. Ya ondan önce ben şeyden bahsedeceğim. Batuyla ilk tanıştığımda abi e, şey belliydi yani fırsat önüne geldi ama Batu hazırdı yani. Hı -hı. Bir şeyler sunmaya öncesinden Hı -hı. hazırlamıştı ve. E, fırsat ayağına geldiğinde de onu kullandı. Kesinlikle katılıyorum. Bak çok değerli bir noktaya parmak bastınız. Abi ben kartel olmadığında da kartel dışındaki girişimlerle meşgul olduğum zamanlarda da her zaman iç motivasyonumda o gün milyon dolarlık bir şirketi yönetiyormuş gibi kalkardım. Milyon dolarlık bir şirketi o gün dükkanı kapatıp evime gelmiş gibi içsel olarak davranırdım. Neden? Çünkü daha o zamanlardan o içsel bilincimle ister istemez o seni kitap okumaya iter. O seni araştırmaya iter. O seni makale okumaya iter. O seni 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra hayal ettiğin yere geldiğinde boş vaktin varken o zaman hangi risklerle karşılaşıp onları önlem alabileceğine kadar iter psikolojik olarak. Anlatabilir mi? Yani senin bugün hiçbir şeyin olmasa dahi her şeyin varmış ve o hayaline ulaşmış gibi davranıyor olman gerekiyor teknik olarak. Niye? Bu seni her zaman gelişmeye yetiyor çünkü. Bunlar nedir biliyor musun abi? Bunlar işte bu fırsatları yakalamaya başladığın zaman sana öyle bir fırsat gelecek ki senin dediğin gibi Enes. Sanki yıllardır bu iş için çalışıyormuş gibi bir gecede değişecek her şey. Bir cümle var. Yani bizim hatta ekibim var. Kurucu ekibin şeyine yazmışım ben açıklamasına. İngilizcesini söylüyorum. Linç etmeyin. Overnight success takes decades of daily work. Yani ne demek? Sen her gün çalışmanın karşılığını sana o fırsat geldiğinde bir gecede çok başarılı olarak Hı -hı. alabiliyorsun. Hazır olmak. En önemli, en önemli şeylerden biri aslında. Hep söz var ya başarı bir gecede gelmedi diye. Gelmez abi. 20 yıl sürmüştü aslında belki de. Aynen öyle. Benim de 15 yıl sürdü işte. 30'a geliyorum burada diyorum işte bak 10 14 yaşından beri çalışıyorum abi. Bir şeylerle meşgulüm. Yani bir şeyi başarmamış olmam benim orada boşa geçirmiş zamanlarım var demek Böyle, değil. demek değil demek abi. Değil. Mesela bir hikaye anlatayım abi gerçek hayattan. Ben o 20 yıldır falan kayak yapıyorum. Bu arada hani kayak yapıyorum ama pahalı bir spor evet ama yani Hani birlik gidip de kaydığım Param olmadığı zamanlar oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Üç gün kalabildiğim zamanlar da oldu. Abi olsun gün... hobi ya bu o kadar da şey. Tabii tabii. Neyse bir gün arkadaşlarla üniversite partileri var ya. Bulgaristan'a kayağa falan gidiyorsun. Hı -hı. Bir günde kaldığımız yerin böyle havuzu vardı. Gittik havuza tamam mı? Soyunma odasına girdik. Üstümüzü değişeceğiz. Maya giyeceğiz. Ya bir tane makine var. Tamam mı? Diyorum bu ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Dokunuyorum, vuruyorum falan böyle. Bildiğin çöp kutusu gibi bir şey tamam mı? Arkadaşı diyorum ki ya bu ne olabilir acaba sence diyorum. Tamam üstünde de bir şeyler yazıyor işte İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca falan. Neyse gittik havuza girdik geldik. Benim aklım hala orada. Tamam mı? Bunun soyunma odasında abi. ne işi var? Taktım kafaya unutamıyorum tamam mı? Neyse geldik abi. Bir baktım maya kurtucu. Dönlüyorum dedim ki şimdi. abi aynen dedim ki <laughs> abi maya kurtucu diye bir şey vardı da ben bunu Türkiye'de niye görmedim? Yıllardır yüzerim, yıllardır kayarım. Hep üst yani hep soyunma odalarında geçti ömrüm. Anlatabilirim mi? Spora gittim, yüzmeye gittim ama ben hiç görmedim bunu. Neyse bir baktım, ıslak çıkardım. Diyor ki içine at, kapat, bas, Bastır. 10 saniyede dönüyor Döndür. ve kurutuyor. Evet. Ben şok oldum. <laughs> tamam mı? Dedim ki böyle bir şey nasıl olabilir? Halbuki teneke bir tane anladım ya. Yani bir mühendislik ürünü çok basit. Hı hı. Sonra Türkiye'ye döndük. Sonrasında adamlara ulaştım. O zamanın parasıyla bin pound civarında bir paraydı, tamam mı? Adamlara dedim ki, bunu bana demo gönderin. Ben sizin ürününüzü Türkiye'de satacağım. Kaç senesi bu arada abi? Abi 2019 çok yakın bir tarih. Ya yani 2010 şey hikayenin başı 2017- 2018. Şimdi 2019'a bağlıyorum. Hı -hı. Hazır ol. Abi ben gittim Türkiye'ye. Bir tane makine mühendisi, bir tane elektrik mühendisi, bir tane gebze'de atölye gittim. Hı açtım tezgah. Bir tane elektrikçi arkadaşımızın yeri vardı. Kira da vermeden oraya yanaştık. Onlarla birlikte ortak olduk. Tamam mı? Açtık makineyi. Baktım adamlar İngilizler öyle bir makine öğretmişler ki dersin ki makina sanki sıfırdan şey yapıyor ekmek yapıyor gibi yani çok böyle öyle bir yapmışlar ki ulan alt tarafı maya kurutucu tamam mı? Abi neyse baktık işte adamlar faydalı modelini çıkarmışlar plastik enjeksiyonlar yapmışlar falan. Bizim ekiple beraber biz bunu oturduk bir sene bir kapandık abi. Çıkardık. Aynısını çıkardık ve ben bunu sattım arkadaşlar. Ve bu ekiple beraber biz hesap ettik ki sadece Türkiye'deki kafa 10 bin otele satsak ve her bir otel 3 tane minimum alıyordu o zamanlar 30 bin adetlik bir pazarı var. Ve bunu Türkiye'de üreten başka kimse yok. Teksin. Hani adamın seni kopyalayıp sana yetişmesi için bir sene lazım. Sonra arkadaşlar bir sene boyunca öyle bir marka yarattım ki hala bu arada <laughs> söyleyeyim. Ya şu an tekrar satıyorum desem her ay 10 tanesi için telefonum çalıyor biliyor musun? Öyle bir satış pazarlama yapmışım ki hala telefonum çalıyor. Hani tamam hesaba gönderin parayı desem gönderecekler yani öyle söyleyeyim. Bir sene sonra Maya kurutucu satarak kazandığım parayla Bansko'ya, Bulgaristan'a tekrar tatile gittim. <laughs> Ve tekrar o makineyi gördüm. Dedim ki aferin. <laughs> Teşekkürler. Çok sağ olun falan dedim. Abi oradaki kritik nokta şu ama oraya herkes o soyunma odasına herkes giriyor ama sen önüne bir fırsat çıkmış. Evet. O fırsatı nasıl gördüğün değerlendirdiğin çok evet, önemli. Binlerce kişi, binlerce giriyor, var, kişi giriyor oraya yani. İşte e, bahsettiğim şey de bu abi. Yani ben Şimdi dedim ya biraz önce kapıda. Yurt Bakmakla görmek arasında fark Kesinlikle. Yani. Yurt dışına niye gittim ben abi? Bir ay niye gezdim? Ben oradaki fırsatları kovalamaya, hı hı. rakiplere bakmaya, insanlar neler yapıyorlar. Biz burada fanusta yaşıyoruz ya. İnan bana fanusta yaşıyoruz. Yani orada neler neler oluyor. Teknoloji nerelerde. Ben bu fırsatları yakalamak ve karşıma fırsat çıksın diye gittim. Ben şu andaki yaptığım işte de geçmiş 10 senede hep görüştüğüm, iletişimde kaldığım insanlarla, Yatırım aldım, yatırım işte müşteri kazandım, ürün geliştirdim hep geçmişte vakit ayırdığım bir şekilde onlara emek verdiğim insanlar tarafından şu anda besleniyorum ben şu anki şirketimde de yani yatırımcılarımıza açıp bakın mesela benim e, üniversitede stajyer olarak çalıştığım Sabancı Üniversitesi girişimcilik e, ekosistemi yönet accelerator programları var ya hızlandırıcı oradaki iki tane yöneticim benim şu an yatırımcım mesela <laughs> Başar'la Naci ne alaka değil mi? Aslında hayat içerisinde kurduğun network, iletişim de çok önemli yani. Tabii. Kimin ne yapacağını bilemezsin. Evet, evet, bugün evet. senin çalışanın olur, yarın yatırımcın da olabilir yani. Kesinlikle. Kesinlikle yani insanları katılıyorum. İnsanları tabii öyle değerlendirmemek lazım. Böyle hani o şekilde yaşamamak ya, gerekiyor ama. Küçümsememek lazım evet, kimseyi. Evet, aynen, herkese değer aynen, vermek lazım. Kesinlikle. Herkes değerli tabii, tabii yani. az üst ilişkisi hani böyle ego yapıp kendini böyle soyutla demiyorum ben şimdi anlatıyorum yani çıktım gittim bir yıl işte evden çıkmadım öyle yaptım falan filan. Ya bu kendini insanlardan soyutlamak değil. Yine Hı -hı. arkadaşlarına vakit ayırmak zorundasın. Yine hal hatır sormak Tabii. zorundasın. Zor günlerinde onların yanında olmak zorundasın ama girişimcilikte bazen ortadan kaybolup böyle geçmişi bir sindirip böyle damganı vurup, masa yumruğu vurup bir anda çıkman gereken zamanlar oluyor abi. Ya hem girişimcilik hem de kişisel olarak kendini geliştirme de öyle bence. Buradaki en önemli noktalardan biri de kendini geliştirmek isteyen insan belli bir dönem kendini kapatıyor ya da bazı şeylerden uzak kalıyor. Ki bu insanlar genelde hedefi olan insanlar. Evet. Yani şu an ben bir girişimci değilim ama kendi alanımda kendimi geliştirmek istiyorum. İşte ne bileyim çok basitinden Instagram'ı dondurdum bazı arkadaşlarımla görüşmüyorum. Çok önemli. Evet. Ee, zamanımı, vaktimi harcayacak şeylerden uzak duruyorum ki fokusumu işe vereyim. Evet. Ve bu belli bir süreçte olacak yani. Bir yıl ya da iki yıl. Daha sonrasında meyvesini toplayacağım. Bunu biliyorum. Ama fedakarlık etmek lazım yani. Abi burada ben de o zaman sizin vesilenizle arkadaşlardan özür dileyeceğim. Ee, bu videoyu izleyen arkadaşlarım. WhatsApp'ta okumamış çok fazla mesajım <laughs> ve çok fazla cevapsız çağrım var. Abi ne gelecek? Bakın o, ö, özür dilerim. Eskisi kadar size vakit ayıramıyorum ama yani inanın beni anlayın. Hani derdimiz farklı, motivasyonumuz farklı. Ya sen çevrene <laughs> olayın ciddiyetini anlattığın zaman çevrende ona göre saygı gösteriyor sana. Tabii. trip atmıyorlar tabii, en tabii. azından. Evet evet. Ama dışarıdan gözüktüğü gibi değil girişimcilik. Yani bunu tekrar ve tekrar söyleyelim. Hani a şey vardı. Eskiden FIFA FIFA oyunları vardı ya hani karakter yapıyordun. yüz evet, Yüzü hakkın var. Ya bitirici olması lazım ya hızlı koşuyor olması lazım. ya Bunların hepsini aynı anda yaptığın zaman ortalama bir adam oluyorsun. Hı hı. Şimdi ben hem aşk hayatım iyi olsun hem sağlığım iyi olsun hem 20 yıllık sporcu olayım hem İsviçre'de kaya gideyim hem de cumartesi gece işte Korto'da canlı müziğe gidip bir şişecin içeyim dersen. Bu iş olmaz abi anlatabildim mi? Yani hepsi bir anda olmuyor bunların. O yüzden evet. bir hakkın var. 100 puanlık bir hakkın olduğunu düşün bir girişimci olarak. Bunu senin hangi özelliğine dağıtırsan o özelliğinin gelişeceğini, o özelliğinin gelecekte seni kucaklayacağını bilmelisin. O yüzden o 100 puanın abi cumartesi gecesi İstanbul'un en nezih kulübünde ya da restoranında ee, içki, alkol ya da hani eğlence olarak harcarsan Üç sene sonra başka bir mekanın kapısındaki arkadaş seni çok iyi tanıyor olur yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> hani adınla hitap ederek en kötü alabileceğin şey i̇stediğin bu olur. İstediğin oysa tamam mı yani? İstediğin oysa buyur <laughs> abi. Bir tane bodyguard seni mekanın girişinde tanısın. Haksız Aynen. mıyım abi? Doğru. Yok çok doğru <laughs> abi. Ya konuşacak inanılmaz fazla şey var abi ya. Otursak şu an bayağı çok saat çoğul. 4 saat konuşuruz. Çok hikayem vardı işte. evet Bunları bence bölebiliriz de. Olur. Birkaç video daha yapabiliriz bu şekilde. ve evet, de Aynı zamanda bir Discord kanalımız var abi bizim. Oraya da <laughs> işte evet. girişimcileri vesaire yine aynı konseptte birilerini almak istiyor Şimdi burada biz konuşuyoruz da kimse bize bir şey soramıyor. Orada soru zaten. sormak isteyen inanılmaz fazla insan var. Oraya da gelmeni çok isteriz. Seni ağırlamak isteriz. Geliriz o. abi. Sıkılmadan, utanmadan herkese cevaplarımızı en veririz. En önemli zaman. noktayı değinmedik. Abi kartel ne yapıyor? <gülüyor> 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 Aynen <gülüyor> doğru evet. Ya kartel, kartel, kartel diye bir şey vardı değil mi? Yaptık, bir dakika. bunu yaptık, yatırımlar aldık. Muhabbet o kadar sardı ki dur. Final finali ne abi yani? Şu an nerede? Sen ne yapıyorsun abi? CD mi satıyorsun? Abi şöyle şimdi kartel iki sene oldu bizim. Bir yatırım turu kapattık. Çok önemli değil. Hayırlı olsun abi. Teşekkürler. Bu... Çok önemli 6-7 ay, <laughs> ay oldu. 6-7 <laughs> <laughs> e, ay oldu bu arada. Şimdi şöyle abi. Kartel bir teknoloji işi yapıyor. Aslında bir ürün şirketi. Ne üzerinde yapıyor? Lojistik alanında yapıyor. Lojistiğin hangi alanında yapıyor? Yurt içinde sizin e-ticaret Türkiye'deki bu kobilerimiz var ya bizim küçük ve orta ölçekli segment. Evet. Şimdi küçük ve orta ölçekli segmentin lojistikle alakalı ciddi problemleri var. Tamam. Çünkü bu insanlar bir yatırım yapmışlar, bir marka yaratmışlar ama günün sonunda kendilerine ait olmayan üçüncü parti bir e, lojistik şirketinin rezillikleri ya da işte kötü hizmeti yüzünden markaları zedeleniyor. Değil mi? Bunda en fikiriz. İşte kartel tam bu noktada özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin markaların, e-ticaret markalarının, kovilerin teslimat ve lojistik problemlerini çözmeye çalışan bir teknoloji işidir arkadaşlar. Yani günün sonunda şöyle söylemekte fayda var. Siz internetten bir ürün satıyorsunuz ya da fiziksel olarak bir mağazanız var, online'dan alışveriş işte alışveriş deneyiminizi kendi müşterilerinize sunmak istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Önce iKastan sitenizi alıyorsunuz, değil mi? Haksız <laughs> mıyım? Park paletten full alıyorsunuz. Navluko'dan yurt dışına yolluyorsunuz. <gelirsiniz. gülüyor> Paket abi. Paket <gülüyor> <gülüyor> ne kaldı geriye? Teslimat. Bu ürünü alıp o kişinin kapısına götürmen gerekiyor. Tam da bu noktada biz e-ticaret markaları, Kobiler'e diyoruz ki, bak sen şu anda ne yapacaksın? Bu ürünleri göndermek için geleneksel kargo şirketlerine gideceksin, değil mi? Kaç tane geleneksel kargo şirketi var abi? Siz dört tanesini biliyorsunuz, Aynen. ben söyleyeyim. on tane ya da 15 tane civarı bir geleneksel kargo şirketi var, tamam? Her segmente göre farklı. Şimdi ama senin müşterin web sitesine geldiğinde, şimdi aynı gün teslimatı da görmek istiyor, iadesini de kendi yönetmek istiyor, beş güne teslimat almak isteyen de var, Almanya'ya teslimat almak isteyen de var, Amerika'ya almak isteyen de var ya da diyor ki ben işte. Sizin burada ne var AVM'lerden mesela? İş merkezlerinden e, yani, Next Star mıydı? Next Level. Next, next level, level. Ha. Next Level AVM'de çalışıyorsun diyelim. Alışveriş yaptığında o ürünün Next Level AVM'de aşağıda resepsiyonun kenarındaki kutuya bırakılmasını istiyorsun, tamam mı? Evet. Yani bizim tüketicilerimizin, senin benim internetten alışveriş yapan insanların esnek bir teslimat modeline ihtiyacı vardı ve biz bunu yapıyoruz. Bakın ben size 500 tane arabam var. 80 tane depom var demiyorum. Benim bir tane yazılımım var. Bu yazılım e-ticaret markalarının en kolay, en ucuz, en basit haliyle anlatmak gerekirse kolay ulaştırabilir şekilde işletmelerinin lojistik problemini çözen bir yazılım şirkettir Kartel abi tamam. Ben 15 tane firma gidip tek tek anlaşmanı istemiyorum. Sen Kartel'e gel. Kartel zaten senin için lojistik tarafta yapman gereken bütün adımları bir panel ya bir üç tuş alabilecek en uygun fiyatı en uygun standartı en sana hizmeti çıkartıyor yani istediğin şirketinle alakalı özelleşmiş terzi usulü bir çözüme hı. ihtiyacın varsa bu tailor made diyoruz ya onu, hı. o da bizde var anlatabilir mi yani, sana uygun ne varsa onu sunuyorsun değil mi abi yani Kobi'nin ihtiyacı neyse ona göre bir şey sunuyorsun Kobi'nin aslında bak Kobi'nin ihtiyacı yok burada arkadaşlar şunu bir netleştirmekte fayda var son tüketici yani alışveriş yapan insanın bir hayatı var tamam mı? ve bu alışverişi yapmak zorunda bu insan. Evet. Dolayısıyla alışverişi yapan insan bu ürünü almak zorunda buna para ödemiş. Teslimat ihtiya teslimat alternatifini niye firma belirlesin ki yani bu? Niye sadece mesela atıyorum standart teslimat 2 3 iş güne gelir? Hı <laughs> Niye böyle bir seçenek var? Kartel checkout sayfasında bu seçeneklerin çok daha fazla olmasını ve bunun sorunsuz ve ucuz şekilde yapılmasını sağlıyor diyebilirim sizlere. Çok iyi ya, süper. Baya iyi anlattın ya. Yani, <laughs> teşekkür ederiz. Bunu sonda konuştuk ama artık. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Abi, son olarak da şey isteyeceğim senden. Çok fazla genç arkadaş bizi hmm. izliyor buradan. İşte Discord'da olsun, YouTube kanalımızda olsun ve hmm. girişimcilik alanlarında çok meyilli kişiler. Onlara ne tavsiye edersin? 14-18-20 yaş aralığındaki kişilere? Kendi işini kurmak isteyenlere. Genel itibariyle zaten bir tavsiye niteliğinde gitti video ama <laughs> dikkat edilmesi gereken noktalar sence nedir abi? Abi şimdi 14 ile 18 yaş arasında öncelikle bence olmazsa her, olmaz yani. Ya her şeyi işi gücü bıraksınlar bence okuyabildikleri kadar şey bak kitap okusunlar demiyorum. Okuyabildikleri kadar bir şey okusunlar. Yani makale olur, gazete olur, dergi olur, Kolay değilin videoları da aslında dahil buna. Bunlar olur. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları iyice araştırıp hı hı. önce genel bir hayatla alakalı bir fikir sahibi olup sonradan ne isteyeceklerini odaklanmaları lazım. Bak ben endüstri mühendisliği okudum. Okulda çok başarısız bir öğrenciydim. Yani rezil bir öğrenciydim abi. Çünkü neden? Çok fazla odağın başka odağım vardı benim. Anlatabildim mi? Şimdi derse mi gireyim? 8000 araçlık uygulamanın prolak tarafına mı? yatırım yapayım kendimce. Ben diğerini yani ürünü seçiyordum anlatabiliyor miyim? Dolayısıyla genç arkadaşlar tek bir olakları, tek bir motivasyonları olmaları lazım. Dolayısıyla bu motivasyonu bulabilmeleri için önce dünya ile ilgili her şeyi okuyup görüyor olmaları lazım. İyi bir üniversite, üniversitede yani ki, iyi bir üniversite kesinlikle iyi bir kariyer garantisi vermez. Ama ellerinde kesinlikle. de bir fırsat varsa olabildiğince nitelikli bir üniversiteye gitmeye çalışsınlar. Özel üniversite demiyorum. En azından ee, o üniversiteden çıkmış başarılı bir makale olsun, ulaşabileceğiniz bir doçent ya da profesör olsun anlatabilir mi? Bunların kararını iyi verip kendilerini 18 yaşına kadar bu şekilde iyi yetiştirirlerse bana güvensinler. Zaten 18 yaşından sonra aramakta bulamayacakları şeyler onların kapısını çalarlar. Ama herkes her işi yapamaz. Herkes bir işte iyi olmalıdır. 18'de 23 arasında da o işi o işin, o iyi yapacakları işin ne olduğunu bulmaları lazım. Mesela şimdi yeni üniversite yeni tip üniversitelerde böyle Amerikani vari üniversitelerde artık şey olmaya başladı. Üniversiteyi kazanıyorsun, gidiyorsun, 2 sene her dersi alıyorsun abi, tamam mı? Doğa bilimleri alıyorsun, mühendislik alıyorsun, sosyal bilimler alıyorsun. İki sene sonra sana üniversite diyor ki bak kardeşim bunlar her insanın alması gereken derslerdi. Sen bunları verdin şimdi bunların içlerinden kendine en uygun olanı 3. ve 4. sınıfta Mayor Declaration dediğimiz kendi ana bilim dalını seç ve ondan ilerle. Dolayısıyla abi 14-18 yaşındaki bir arkadaş. Bol bol denesin. Yetişkin, dene, aynen denesin ki ne istediğini bulsun. Öyle şimdi ben desem ki 14-18 yaşında şunu yapın bunu yapın abi ne istediğini bilmeyen bir adama ne diyeyim ki yani Çok anladın olmaz mı? Aynen. Ama o kişinin çabalayıp kendisinin bir sürü şey deneyip bulması gerekiyor. Bulabilirler. Çok da böyle bir ferah bir dönem aslında o dönem. Hani böyle işte belki ne bir bilgisayar oyunu vakit oynamakla çok vakit. vesaire çok vakit öldürmemesi evet. gereken dönemler evet. ama bir yandan da aşırı vakti var her evet. şey için. Bence inanılmaz kritik ve sonraki belki 20 senesini falan şekillendirebileceği bir dönem. Kesinlikle abi. İşte bunu maalesef aslında şey olarak sıkıştırıyoruz biraz. İşte üniversite iyi bir üniversiteye gir sadece diye kısıtlıyoruz. O aslında bakarsanız çok, çok sıkıntı lazım. bir şey kesinlikle. yani orada daha çok o kişi gerçekten neyi istiyor birazcık ona yormak lazım bunu hani aileler falan da belki daha evet. o şekilde yönlendirmesi gerekiyor kesin ee, yani benim düşüncem özellikle 20 ile 25 yaş arası bir sonraki 40 yılını fanetikle evet. yani kesinlikle bütün ka verdiğin kararların hepsi karşına çıkacak hatta bir örnek vereyim abi 14-18 yaşla ilgili dayımın oğlu var İlser bizim kuzenim 16 17 yaşında falan işte üniversite sınavına hazırlanıyor. Mesela bizim şirkette çalışıyor. Lead generation tarafından... Lead generation yapıyor adam. Yani lead generation ne demek abi? Potansiyel müşterileri kartela buluyor. Her akşam bir saat 2 saat boyunca bilgisayarını açıp zaten saçma sapan videolar izleyip gezineceğine ben ona iş veriyorum. Her akşam 1 iki saat boyunca şu an kendini geliştiriyor. Yani açık söyleyeyim bir iş yapmaya kalksa 3 sene sonra 4 sene sonra Müşteriyi nasıl bulacağının formülünü ben en ona verdim. <laughs> Adam 10 bin kişiyi e-mail Daha marketing takip ediyor <laughs> abi. E-mail marketing yapıyor yani 17 yaşında. Anladın mı? Yani benim kuzenim şu an ben böyle yetiştiriyorum kuzenimi. Ha iki sene sonra bana ya bu da neymiş istemiyorum derse en azından bileceğim ki bu adamın bunlarla işi yok. Başka evet, yere yönlendiriyor. Zaten olmazmış abi ya, on, Aynen ama yapıyor da yani çatır çatır yapıyor. Abi valla yani muhabbetin sonu gelmiyor. Çok iyiydi valla. <laughs> <laughs> Zaman çok hızlı geçti. Evet, evet bayağı hızlı geçti. Bilmiyorum kaç dakika çok keyifliydi. oldu. Acayip keyifliydi benim muhabbet. Benim için de iyi oldu abi kafam dağıldı. aldı. Ama bence <laughs> kesinlikle devamını getirelim. Evet, Sen ben de, de çok istiyordum. Oldukça gerçekten seni çok istiyorum. Biraz. Özellikle Discord'da etkinlikler düzenleyelim abi. Ya birilerine faydalı evet, olalım evet, tamam. Evet. Bak biz böyle deneyimler yaşamışız ya. Tecrübe etmişiz. Gidip başkaları benim ayağım taşa nerede takıldıysa onu bilsin o hataya bir daha düşmesin kesinlikle değil mi? Kesinlikle bütün amaç o abi. Tabii. Kesinlikle. Faydamız dokunsun. Aynen yani birilerinin herkesin. bir iki senesini kurtaracaksak kesinlikle, kesinlikle. müthiş bir fayda Söylediğim yani. Söylediğim bir cümle belki evet. adamın hayatını değiştirecek. Evet evet evet. Değişir. O yüzden abi sen Discord'da da bekliyoruz. <laughs> Anlaştık. Daha videolar da yaparız. Aşağıdan ulaşabilirler. Evet aynen link bırakıyoruz aşağıya. Karteli de oradan daha inceleyebilirsiniz. Senin siteni de koyarız abi. Onun dışında... Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür <laughs> çok sağ olun. Harikaydı. Çok keyifliydi. Umarım devamı gelebilir. Konuklarınızla böyle şahane bir ortam. Gerçekten çok keyifliydi. Teşekkürler. teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar kanala abone olmayı tabii ki de unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de buraya kadar geldiyseniz muhtemelen beğenmişsinizdir. Benim her zaman söylediğim şey. <laughs> o yüzden beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman buraya kadar videoda buraya kadar gelenlere bir hediyem olsun mu abi? sen ne diyorsun ama. <laughs> o hediyeyi Discord'da verelim o zaman. Olur, tamam. olur. Tamam. Bir şey, bu şey hediyeden kalsın e-ticaretçilere olan hediye. Olur, tabii, olur, olur, abi. Oradalar tamam. var, değil mi? Onlar var var, tabii, 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 tabii. dolu. Tabii ki, Sürpriz tabii. olsun o zaman. Aynen, tamam. Tamam. Sürpriz. Anlaştık. <laughs> Arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.